Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir projeyle karşınızdayız. Önceki videomuzda yaptığımız bir teleskobumuz var. Bu teleskobun nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız önceki videomuza bakabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle eski teleskobun farklı bir modelini yapacağız. Arkadaşlar, bizim merceğimizin etrafında böyle plastik bir koruma şeyi vardı. Biz bunu dürbünden söküp böyle koyduk. Bir büyük dürbün, bir de küçük dürbünümüz var. Şimdi bunu buna monte etmek için çizdiğimiz bu çizgiyi birazcık inceltip bunu monte edeceğiz. Dur. Evet arkadaşlar, merceğimizin gireceği mesafe kadar kartonumuzu kazıdık. Şimdi yapıştırıcı sürüp bunu buraya yapıştıracağız. Ondan önce merceğimizi silip temizleyelim. Merceğin bir iç bükeye bir dış bükeye tarafı var. Dış bükeye tarafı dışarı gelecek. Yapıştırıcımızı siliyoruz. Önemli bir nokta var arkadaşlar. Sakın ha uca sürmeyin. Eğer uca sürerseniz merceğe dokunur ve merceği bozar. Yapıştırıcının içindeki kimyasallar merceği bozar arkadaşlar. O yüzden sadece dış kenara sürüyoruz. Bu şekilde sabitliyoruz arkadaşlar. Yapıştırıcının fazlasını siliyoruz. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde sabitledik. Yüzeydeki yapıştırıcıları alıyoruz. Bunu kurumaya bırakıyoruz. 2 adet kalın tuvalet kağıdı rulosu ve 1 adet kağıt havlu rulosu. 1 adet büyüteç. Onun merceğini kullanacağız. Çift taraflı bant, makas, yapıştırıcı, maket bıçağı, kağıt bant, alüminyum bant. LS yapılışına başlıyoruz. Önceki videomuzda bu borunun nasıl yapıldığını göstermiştik. O videomuza dönerek yapılışını izleyebilirsiniz. Tekrar anlatayım size. İsterseniz size tekrar anlatabilirim. Bir adet küçük merceğimiz vardı. Onu buraya yapıştırdık. Ve bu şekilde bir boru elde ettik. Şimdi bu iki gördüğünüz tuvalet kağıt rulosunu birbirine yapıştıracağız. Kağıt rulomuzu bu şekilde monte ettik birbirine yapıştırıcımız ile. Şimdi kağıt bandımızla sağlamlaştırıyoruz.
İşte böyle. Şimdi merceğimizin etrafını çift taraflı bant ile kapladık. Ve bunu buraya monte edeceğiz. Etrafını çift taraflı bantla kaplamamızın nedeni borumuz birazcık daha genişti merkezde olabilmesi için. Merceğimizin etrafını bu şekilde çift taraflı bantla kaplıyoruz. Bu şekilde borumuza monte ediyoruz. Monte etmeden önce lensimizi iyice temizliyoruz. Merkezlemek için arkadaşlar strafora bunu çiziyoruz. Borumuzun çapını straforun üzerine çiziyoruz. 2 milim aralıkla içinden bir daire daha çiziyoruz. Çünkü kartonun içine girebilmesi için bu gerekli. Sonra ortadan geçecek olan borumuzu üç lensini strafora koyup onu da çiziyoruz. Bir maket bıçağı yardımıyla bunun ikisini de kesip çıkarıyoruz. Bu şekilde. Ve bu şekilde. Bunu bu şekilde merceğimizin üst tarafına sabitliyoruz. Mercek bu tarafta. Mercek bu tarafta. Strafor bu tarafta. Strafor bu tarafta. Biraz küçültelim. İşte bu şekilde. Bunun merkezde olabilmesi için şu aradaki boşluğu strafor ve çift taraflı bantla sarıyoruz. Bir kat çift taraflı bant sarıyoruz arkadaşlar borumuzun ucuna. Şu şekilde bir çift taraflı bant sarıyoruz. Şu şekilde bir çift taraflı bant sarıyoruz etrafına. Üzerine de ince kestiğimiz straforu yapıştıracağız. Üzerine de ince kestiğimiz straforu yapıştıracağız. Böylece borunun içine soktuğumuz zaman mercek sağa sola sallanmayacak. Bunun üzerine bir kat daha bant çekeceğiz. Ve bunun üzerine bir kat daha bant çekeceğiz. Koyuyoruz ya çünkü... Arkadaşlar biz bir kat daha strafor koyuyoruz. Çünkü çok boşluk var. Ve son kez üzerine şeyle kaplıyoruz. Ve son kez üzerini çift taraflı bant ile kaplıyoruz.
İşte. Şimdi bunu bu taraftan takıyoruz. Kutunun ağzını kapayacağımız yer. Bunu da böyle takıyoruz. Tam düşündüğüm gibi. Tek yerlerini de sarın o. Bunu büyük merceğin içine geçiriyoruz. Sabitleme strafonunu koyuyoruz. Bunu koyarken dikkat edin arkadaşlar, kırılabilir. Çünkü biz bir tane kırdık. Evet. Nasıl çekildi şeyimiz? Teleskobumuz hazır. Yakınlaştırıyor, uzaklaştırıyor. Evet. Rengi hareket ettir. Yakınlaştırıyor, uzaklaştırıyor. Çok güzel. Evet arkadaşlar, teleskobumuz bitti. Şimdi süslemesine geçiyoruz. Süslemeyi alüminyum folyo ile yapacağız. Bu alüminyum folyolu bir bant arkadaşlar. Her türlü kırtasiyeciden ve hırdavatçıdan bulabilirsiniz. Bu şekilde yapıştırıyoruz. Bunun üzerine alüminyum folyo bant yapıştıracağız. Bu folyo ile kaplıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biz teleskobumuzu bu şekilde süsledik. Sizce nasıl oldu? Bir de şu başı yapıştıralım ve bitsin. Evet arkadaşlar, teleskobumuzu bu şekilde tamamladık. Böyle uzaklaşıp yakınlaştırılabiliyor. Süslemiş, sizce nasıl olmuş? Biz çok beğendik. Gerçekten çok güzel görünüyor. Dersleri göster. Derslerimiz. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde açılabiliyor. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse like atmayı, güzel yorumlar yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka projede görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bye bye.